Önceki derste 3 adet tablomuzu oluşturmuştuk. Admin, kimlik ve hakim hakkımızda tab tablomuzu oluşturmuştuk. Şimdi tablolarımızı oluşturmaya devam edelim. Ee, bir web sitesinde hani kullanacağımız bir web sitesinde ne olur bunun haricinde? Ee, şöyle bir baktığımızda eğer hizmet sunan bir işletme ise hizmetleriyle ilgili bilgilerin olduğu ya da üretim yapan ürünleri olan bir işletme ise ürünleriyle ilgili e, bilgilerin sunulduğu bir web sayfası olabilir. Burada biz hizmet sunan bir işletme olarak da alsak, ürün üreten de işletme de olarak alsak hemen hemen aynı. Sadece ekleyeceğimiz alanlar farklı olabilirdi ama içerik olarak, içerik bakımından aynı olabilirdi. Hizmet adında bir tablo oluşturalım biz hizmetlerimizi belirteceğimiz. Aynı şekilde hizmet ID'sini ekleyelim. Şuradaki ID ifadesini standartımıza uygun devam edelim. Boş olmayacak. Primary key olacak. Identity specification'ı yes ve bir bir artı olarak gidecek. Burada hizmetimizin bir başlığı olur. Hani başlık diyelim. Envarchar 50 diyebiliriz. Boş olmasın. Bir açıklaması olur. Envarchar 500 diyebiliriz. Yine açıklaması boş kalabilir. Ya da boş kalmasın da diyebiliriz. Ama boş kalabilir diyebilirim diyelim. Bir de resim URL olur. Buna da yine aynı şekilde Envarchar 500 diyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda e, ne demiştik? Hizmet üreten ya da hizmet sunan ya da ürün üreten demiştik. Zaten bu tablo ürün üreten bir web sitesi yani ürünlerini sergileyecek olan bir web sitesi de yapsak bu tablonun ismi ürün olarak kullanılacaktı. Giriş açıklamalar, ürün ID, başlık, açıklama şeklinde devam edebilirdi. Anlatmak istediğim buydu. Bu tablomuzu da aynı şekilde kaydedelim. Yine aynı şekilde sağ tıklayarak Table view kısmından Column Name ibaresini işaretleyelim. Şimdi hizmetlerden sonra bir de nedir? İletişim bilgilerimizin ee, olacağı iletişim tablomuz olacak. Burada iletişim ID diyelim, integer olacak. Gerçi buradaki bilgiler de tek olacağı için yine burada Primary Key yapmamıza gerek yok ama biz yine standart olarak Primary Key ve Identity Specificationını bunu kodlama tarafında yapacağız. Herhangi bir güncelleme işlemi e, Silme veya da ekleme işlemi yapmayacağız. Sadece güncellenmesini istediğimiz veriler olacak. Sadece güncelleme action'ını yazacağız. Dolayısıyla bu şekilde yapacağız. Ne olabilir? Firmamızla ilgili adres bilgisi olabilir. Yine en 500 diyelim. Boş olmasın. Telefon bilgisi olabilir. Dur. Buradaki en 50 olsun. Bunun haricinde telefon haricinde başka ne gibi şu an güncel olarak e, sosyal medya adresleri olabilir telefon, fax diyelim, envarsaralı diyelim, WhatsApp diyebiliriz. WhatsApp için yine aynı şekilde kullanım sağlıyorlar. Devamında Facebook, Twitter. Instagram profillerini alacağımız alanlar olabilir. Bu şekilde kalabilir iletişim tablomuzda. Yine kaydet diyorum. Kaydediyoruz ve sağ tıklayıp Table View kısmından Column Name işaretleyip buraya alıyorum. Evet bir de temamızı tanıtırken blog özelliğimizin olduğunu söylemiştik. Firmamızla ilgili çeşitli bilgilerin ya da ürünlerimiz, servislerimiz, hizmetlerimizle ilgili çeşitli bilgileri paylaşacağımız, kullanıcılara kullanıcılarla irtibat halinde olacağımız bir blog tarafının da olacağını söylemiştik. Blokla ilgili tablolarımızı da oluşturalım. İlk olarak blokta kullanacağımız bir kategori tablomuz olsun. Bu kategori tablomuzda kategori id alanımız olacak. Yine aynı şekilde standardımızı yapalım. Integer olacak. Boş olmasın. Sağ tıklayıp primary key olmasını istiyoruz. Çünkü kayıtlar eklendikçe primary key alanımız bir bir artmasını istiyoruz. Identity specification'dan. Başka ne olabilir burada? Kategori adı olabilir. Envarchar 51 de açıklaması olabilir. Açıklama diyelim. Envarchar 500 diyebiliriz burada. Boş olabilir. Kategori adı boş olmasın. Bunu da kaydedelim. Kategori tablomuzu. Yine sağ tıklayıp Table View kısmında Column Name seçip, seçelim ve küçültelim. Kategori tablomuzla ilişkili olacak olan ne tablomuz olacak? Blog'umuza e, blok kategorisi diyebiliriz. Blok içeriklerimizi ekleyeceğimiz alanımız olacak. Ne olabilir? Blok ID diyelim. Integer alanımız boş olmayacak. Sağ tıklayıp set primary key yapacağız ve yine identity specification'dan bir bir artmasını ve is identity olmasını istiyoruz. Bloğumuzda ne olacak? Bir başlığımız olur. En varchar 250 diyelim. Devamında ne olabilir? Bunun içerik kısmı olacak. Yani bloğun içerik kısmı olacak. Postun içerik kısmı daha doğrusu. En varchar max diyeceğiz. Yine bu da boş olmayacak. İçerik de boş olmayacak. İçerik kısmından sonra Burada başka ne olabilir? Tabii ki resim URL. Blok içeriğimizin resim URL'i olacak. Envarchar 250 diyebiliriz. Farklı bir alan şu anda benim aklıma gelmiyor. Bir de burada ne olması gerekiyor? Tabii ki kategori ID olması gerekiyor. Integer olması gerekiyor. Ancak bunun buradaki ilişkiyi yani hangi kategoriye ait olduğunu belirtmemiz için e, buradaki ilişkiyi tanımlamamız için bu blog post hangi kategoriye aitse bunu herhangi bir şekilde sağ tıklayıp primary key yapmıyoruz. Sadece integer bir alan olduğunu belirtiyoruz. Bu tabloyla yani kategori tablosuyla blok içeriğinin tablosu arasında şöyle bir ilişki yapıyoruz. Bu her blok içeriği bir kategoriye aittir. Yani her kategorinin altında içerikler olacağı için her içerik bir kategoriye aittir dememiz için şöyle yapıyoruz. Bunun içeriğine gelip tabii şuna bir cancel diyelim kendisine bağlamayacağız. Şuradaki alandan tutup şu alandan tutup sürüklüyoruz. Nereye bırakıyoruz? Kategori tablosundaki kategori ID kısmına bırakıyoruz. Burada da bize ne diyor? Foreign key yani komşu atar. Blok kategori arasında kategori ID ve kategori ID'yi eşleştiriyorum diyor. Primary key foreign key blok blok tablosundaki kategori ID foreign key primary key kategori ID. OK diyoruz. OK diyoruz. Burada gördüğünüz gibi ikisi arasında bir ilişki olmuş oluyor. Ne olmuş oluyor? Bire çok bir ilişki. Bire çok bir ilişki. Yani bir kategorinin altında birden fazla blok içeriği olabilir. Şimdi baktığımızda yine bunu da aynı şekilde kontrol S diyelim. Evet blok ve kategori tablosunda yapılan değişiklikleri kaydediyoruz. Sağ tıklayıp table view kısmından Kalın ne kısmına geliyoruz. Şimdi burada bire çok bir ilişki kullandık. Yine veri tabanı yaklaşımlarında çok sık kullanılan çoka çok ilişki ve birebir ilişki gibi e, işlemler de var. Bunları da e, projemizin devamında e, kullanabiliriz. Şu anda temel manada veri tabanını ben bu şekilde yaptım. Şöyle bir baktığımızda sağ tıklayıp diyagram üzerine Arrange Tables dediğimde şu şekilde kendisi sıralıyor. Tabi burada birçok tablomuzu yana doğru sıralamış bu şekilde. Tabii bizim için fark etmiyor ama yine de böyle de biz kendimiz de şu şekilde bunları bu tarafa alalım. Gözümüzün önünde olsunlar. Şöyle son bir tablomuz daha kaldı burada. Normalde birden fazla ilişkinin olduğu, birbiriyle bağlantılı tablolar olduğunda sağ tıklayıp Arrange -er Tables dediğinizde o ilişkileri şu şekilde kendisi bağlayıp bilgisini daha rahat görebilmemizi sağlıyor. Şöyle de koyabiliriz. Tamam. Veri tabanında oluşturacağımız tablolar bu şekilde. Diagramımızda yaptığımız değişikliği kaydediyoruz işlemimizi bitiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlem öncelikle database'i oluşturma yani database first yöntemi. Projemize geçip baktığımızda database first yöntemi yani bir var olan bir database'imiz olacak. Biz database'imizi SQL Server tarafında, SQL Server Management Studio tarafında oluşturacağız. Onu projemiz içerisine aktarma işlemlerini göreceğiz. Bir de bahsettiğimiz diğer bir yöntem code first yöntemiydi. Onu da sonraki videolarda irdeleyeceğiz. Yani veri tarafında her iki yaklaşımı da kontrol edeceğiz, öğreneceğiz. Devamında kod versiyon yöntemiyle projemize devam edeceğiz. Sonraki videomuzda da veritabanımızla veri web sitemiz arasında, uygulamamız arasında, projemiz arasındaki bağlantı işlemini sağlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.